mı kurtardın Sokka? Bir açıklaması olduğunu biliyordum. Ben bıçak falan görmedim. Görmedin çünkü saklıyordu. Evet Sokka, eminim bıçağı görmemişsindir. Bıçak mıçak yoktu. Ben kulübeye gidip eşyalarımı topluyorum. Bari siz hemen gitmeyin. Yardımınıza ihtiyacım var. Ne yapabiliriz? Ateş Ulusu ormanımızı yakmaya hazırlanıyor. Sizler yeteneğinizle buraya su çekebilirseniz yangınla başa çıkabiliriz. Ama giderseniz koca ormanı kül ederler. Hemen gidemeyiz. Ateş Ulusu ormanı yakmaya hazırlanıyor. Üzgünüm Katara. Jet çok kibar ama ona güvenemeyiz. Ne var biliyor musun? Senden daha iyi bir savaşçı ve önder diye onu kıskanıyorsun. Katara, Jet'i kıskanmıyorum. Yalnızca içgüdülerim... Benim içgüdülerim de burada kalıp Jet'e yardım etmemizi söylüyor. Hadi Enk. Üzgünüm Sokka. Gidelim. Ha? Beni iyi dinle. Ben işaret verene kadar barajı uçurmak yok. Baraj dolu değilse Ateş Ulusu askerleri hayatta kalabilir. Peki ya kasaba halkı? Onlar da boğulmayacaklar mı? Bak Tük, bölgeyi Ateş Ulusu'ndan temizlemenin bedeli bu. Ben işaret vermeden harekete geçmek yok, anladın mı? Sen nereye gittiğini sanıyorsun at kuyruklu? Sokka, bize katılmaya karar vermene sevindim. Toprak Krallığı kasabasını yok etme planlarını duydum. Planımız vadideki Ateş Ulusu askerlerini temizlemek. Ama orada başkaları da var Jet. Anneler, babalar ve çocuklar var. Kurban vermeden savaş kazanılmaz dostum. Katara ile Engi orman yangını konusunda yalan söyledi. Çünkü savaşın gerçeklerinden haberleri yok. Sen ve ben gibi değiller. Benim haberim var. İstediğini elde etmek için yapmayacağın şey yok değil mi? Açık fikirli olduğunu sanıyordum ama... Bakıyorum seçimini yapmış.